أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ali İmran suresindeyiz. Surenin 178 Türkçe'de konuşacağız. 178. ayetindeyiz. Estağfirullah. Diyanet mealini okumuştuk. Elmalı Hoca'nın mealinde bir de o küfredenler, dikkat ederseniz fiil mazi sigasıyla, yani küfretmiş olanlar, bir de o küfredenler, küfredenler deyince de sövenler gibi anlaşılıyor, yok saymış olanlar, yani kendilerini bırakışımızı bırakmak, Hoca Numli fiiline bırakmak manası vermiş. Kendilerini bırakışımızı zinhar kendileri için bir hayır sanmasınlar. Zinhar kendileri için bir hayır sanmasınlar. Ve la yahsabennellezine keferu ennemâ numli lehum hayrun li enfusihim. Zinhara karşılık ayette bir açık bir şey yok ama la yahsabennenin sonunda tevkid nunu var. Kat'i surette bunu böyle düşünmesinler. Kendilerini bırakışımızı zinhar kendileri için bir hayır sanmasınlar. İnnemâ numlî lehum, biz onları sırf günahlarını arttırsınlar diye bırakıyoruz. Yine emlâ fiiline bırakma manasını vermiş. İnnemâ, innemâ için sırf sanki güzel gitmiş. Biz onları sırf, yani başka bir amaçla değil, sadece bu amaçla, sırf günahlarını artırsınlar diye. Ayetteki ifade Arapçaya biraz özgü tabi. Liyezdâdû ifme, günah bakımından ziyadeleşsinler diye. Sanki kiloları artar gibi. Belki de günahlar insan bedenine iltisak ettiğinden, yapıştığından, bedenle birlikte belki gelişip çoğaldığından ve bedenle birlikte bulunduğundan üzerine yapışıp kalıyor olabilir ki günah bakımından artsınlar diye ifadeyi böyle kullanmış Cenab-ı Hak. Yani hazinedeki, depodaki bir günahlarını artırma değil de kendi üzerlerinde bulunan bir şeyi artırmak gibi. لِيَزْدَادُ اِثْمَنْ, günah bakımından ziyadeleşsinler. Belki de görmediğimiz bir açıdan bakıldığında insanların üzerinde günahları yapışıp kalıyor belki de. Dolayısıyla artan günah insanda kilo gibi çoğalıp üzerinde birikiyor olabilir. Çünkü ayetin ifadesi لِيَزْدَادُ اِثْمَنْ, günah bakımından ziyadeleşsinler diye. Günah onların adeta bedensel bir parçaları gibi anılmış ayette. Bu nedenle diye bırakıyoruz. Başka bir nedenle değil. Hem onlara zillet verici bir azap var. Vava Hoca hem demiş, zillet verici, muhin, alçaltıcı, onur kırıcı ifadesi içinde zillet verici bir azap var diye meal vermiş. Nasuh Hoca'nın aynı ayete dair meali ise şöyle. Küfredenler, burada da yine mazi siga kaybolmuş. Asla sanmasınlar ki, asla nundan ötürü geliyor. Asla sanmasınlar ki onlara mühlet verişimiz, Hoca Numli için mühlet olarak tarif etmiş.
Halbuki numli ne sadece süreye indirgenebilir, ne de sadece mala, mülke, kariyere indirgenebilir. Bunların hepsinin ortak hepsinin kolektif bir şeyi bu, imla. Yani imver, Cenab-ı Hakk'ın verdiği imkan. Mühlet verişimiz onların nefisleri için bir hayırdır sanmasınlar. Biz onlara mühlet veriyoruz ki günahlarını arttırsınlar. Ve onlar için zillet verici bir azap var. Zillet verici kısmı Nasuh Hoca'da da aynı. Çantay Hoca'nın mealine bakalım. O küfredenler, ayetin girişindeki vav kaybolmuş, mazi zaman da kaybolmuş. Kendilerine zaman parantez içinde ve meydan vermenizi, sanıyorum bir hata var, vermemizi nefisleri için, ayette nefis kavramı var ama kendileri manasında, nefisleri için zinhar hayırlı sanmasınlar. Zinhar Elmalı Hoca'da da vardı. Hayır sanmasınlar yerine hayırlı sanmasınlar. Onlara fırsat verişimiz, hoca numli fiilini bu kez başka bir ifadeyle anlatmak istemiş. Fırsat verişimiz, bu biraz daha total bir kavram. İçinde zaman, imkan, hepsi girebilir bunun içine. Fırsat verişimiz ancak günahlarını artırmaları içindir. Günahı artırmaları içindir. Değişik bir yöntem denemiş hoca. Onlara hor ve hakir edici bir azap vardır diyor ayetin sonunda. Bulaç Hoca, o küfre sapanlar, mazi siga yok, ilaveten sapma fiili kullanılmış. Bunu daha ziyade Yaşar Hoca'da görüyorduk. Kendilerine tanıdığımız süreyi, bu sanki baştan tanınmış bir süre gibi. Halbuki numli fiilinde bekletme, öteleme, geciktirme, fazladan ilave verme gibi ekstra bir mana var. Tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar. Artı süreye indirgenmişlik var burada. Biz onlara ancak günahları daha da artsın. Böyle ifade edilince günah kendi kendine artacakmış gibi anlaşılıyor. Halbuki günahlarını artırsınlar, artırmaları onların iradelerini beyan eden, açıkça gösteren bir ifade daha tercih aşayandır. Ancak günahları daha da artsın diye süre vermekteyiz. Süreyi bir kez daha kullanmış hoca. Onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Aşağılatıcı, alçaltıcı. Hangisi daha hoş? Aşağılatıcı, alçaltıcı. Sanki bu aşağılatıcı da daha onur kırıcı, düşürücü manası var. Beni aşağılıyordu, beni alçaltıyordu. Yok, evet, aşağılamak. Yaşar Hoca'nın mealinde ise küfre sapanlar onlara süre tanımamızın kendileri için hayırlı olduğunu asla düşünmesinler. Yahsebenne fiili için düşünme kullanılmış. Yine numli fiilini süre bakımından tanımlamış hoca. Onlara biraz daha günah işlesinler diye, biraz daha günah. Ayetteki ifadesi günah bakımından ziyadeleşsinler şeklinde. Biraz daha günah işlesinler diye süre veriyoruz. Sanki burada Cenab-ı Allah tarafından bir istemek var. Oysa Cenab-ı Allah diyor ki vallahu yad'u ila darus selam, yani biz kullarımızın selamı almasını isteriz. Hı hı. Allah kullarının günah işlemesini hangi grupta olursunuz istemez diye düşünüyorum. Burada sanki... Onu ilk ayette gördük ya, Cenab-ı Hak küfürde yarışanları, ondan sonra imandan vazgeçip batılı veya küfrü satın alma tercihinde bulunmuş olanlara karşı olumsuz bir iradeyi açıkça söyledi. Yuridullahu en la yec'ale lahum haddan fil ahire. Yani Allah artık onları çağırdığı halde onlar günah işliyor değil. Allah onların dosyasını dürmüş, kapatmış. Artık bir süre daha ilave bunlara imkan veriyor. Cenab-ı Hakk'ın muradı burada ne? Yani imtihan bitmiş. Cenab-ı Hakk'ın imtihan olduğu sürece Cenab-ı Hak onları çağırıyordu zaten. Yani tut ki Cenab-ı Hak bunu cehenneme koymuş. Artık onu çağırıyor mu? Çağırmıyor. Aynı onun gibi. İmtihan bitmiş. Artık kalbini, gözünü, gönlünü mühürlemiş Cenab-ı Hak onun. Hakka dönmeye dair olan imkan, ilahi adalet bunu kapatmış o kişiyle ilgili. Bundan sonra neye yaşıyor? Niye yaşıyor? Çünkü Allah onun ahiretten yana artık hiçbir şey kalmasın murad ediyor. Bu ifadeyi de ya iyice günahlarını artırsın böyle, ahirette hiç konuşulacak bir hali kalmasın, tamamen dorukları zorlamış bir halde,
her hayal ettiği günahı işleyebilsin. Yahut yaptığı 3-5 ufak tefek iyilikler var. Onların karşılığını daha bu dünyadayken görsün, tüketsin. Yani tacil var ya, geriye bırakmasın Cenab-ı Hak. Bu dünyada versin hepsini, bu dünyada tüketsin. O manada da olabilir. Burada yani o noktadan sonra Cenab-ı Hak kişinin aleyhine dönüyor. Bunu ayette açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla Allah selam yurduna çağırır. Kimleri? Çağrıya icabet etme imkanı henüz elinde olanları. Kalbi henüz kalbiyle olan irtibatı kesilmemiş olanları. Gözlerine mühür vurulmamış olanları. Kalplerine mühür vurulmamış olanları. Yoksa o andan sonra Cenab-ı Hak ne diyor? Sevâun aleyhim. E'enzertehum em lem tundirhum la yu'minun. Niye? Khatamallahu ala kulubihim ve ala sema'ihim ve ala ebsarihim hışâva. Bu ilahi adaletin tecelli ettiği, sınırlandığı, sonlandığı ana kadar evet Cenab-ı Hak kulunun küfrüne razı değil. Ondan yana iyiliği murat ediyor. Hidayeti için her türlü vesileyle onu çağırıyor. Bunlar hepsi doğru. Ama ölümden sonra nasıl ki böyle bir şey yok? O ontolojik ölümden sonra da öyle bir şey yok. Biraz daha günah, buradaki Allah kişinin aleyhine döner mi? Dönmüş. Biraz daha günah işlesinler. لِيَزْدَادُ اِفْمَا Günahları iyice artsın diye. Cenab-ı Hakk'a biz ya Rabbi yani sana herkesi isterdim bak bunlara böyle desek, diyecek ki Cenab-ı Hak onun vakti dolmuştu. Bitirmişti. Ben ilahi adaletim ile herkese verdiğimi onlara da verdim. Tek tek tükettiler, bitirdiler. O imkan bittiydi. Ben onu öldürecektim, cehenneme koyacaktım. Bir şey diyecek miydiniz? Hayır. Biraz daha fazla yaşattım dünyada ondan sonra. Ekstra. Sınav sonrası bir süre. Buna bir diyeceğiniz var mı? Yok. Yani. Ama şöyle olsaydı ona Cenab-ı Hak herkese tanıdığı ilahi adaletin o imkan süreye indirgemiyorum. Ondan öte ekstra bir süre verseydi, dönebileceği bir süre, o diğerlerine nazaran ne olurdu? Adaletsizlik gibi olurdu. Ama bu Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği ilave sürede o günah işliyor, taşkınlıklar yapıyor. Günah işlemeye hakkı var mı? Yok zaten. Dolayısıyla haksızca bir şey zaten yapmaya devam ediyor. Allah ne kadar uzatırsa uzatsın hiçbir zaman kulun günah işleme hakkı diye bir şey zaten düşünülemez. Kaldı ki ona bir takım hayırları da yaşatıyor. Yani ben ahirette hiçbir hazzı kalmasın ifadesini, yani dünyada yaptığı ufak tefek bazı şeyler var. Onlar ahirete kalmasın. Ufak tefek bazı hayırlar var, ahirete kalmasın. Bu dünyada onları da görsün, bitirsin, tüketsin iyice. Ahirete geldiğinde, ya Rabbi ben falanca günde şöyle bir iyilik etmiştiydim. Onu bak dünyada sana tacil ettik. Sen zaten aceleden ver diyenlerdendin. Aceleden isteyenlere bu dünyada aceleden veririz, bitirir tüketirler diyor ayette Cenab-ı Hak. Acilete accenna lehu fiha ma neşâ'u limen nuridu thumme ceallnâ lehu cehennem. Dolayısıyla ahiretten yana bir beklentisi de o hepsini dünyada istiyor. Henüz uzaklara gidenlerin kendileri gibi bir de dünyada daha imtihana devam edenler için bir yönleri var. Tabii onlara zulmediyorlar. O manada yani imtihanın bir figür olarak devam ediyor. Çok önemli bir figür olarak hem de. Çok ciddi bir figür olarak sonrakiler üzerinde şeyleri oluyor. Onların çünkü eylemleri oluyor. Sattırmaya devam ediyor ve bunu en yüksek düzeyde yapıyor. Olanakları iyice arttırılmış bir düzeyde yapıyor. Onlara biraz daha günah işlesin. Bu neyi mize artırmalı? Korkumuzu Cenab-ı Hak, yani henüz hayatta olduğumuz sürece hep dönebiliriz sanıyoruz. Yanlış. Hayatta olduğun sürece dönebilirsin düşüncesi yanlış. Hayatta olduğun halde sınavın bitirilebilir. Sana tanınan imkan bitirilmiş olabilir. Nasıl olur? Cenab-ı Hak ona öyle ayetlerini takdim eder, sunar ki bir dönem öyle Kur'an ayetleri, kevni ayetler ile onu öyle donatır ki hani sınır neydi, limit? Hatta yetebeyyene lahum ennehul hak. Hak onlar açısından belirgin olunca sınır orası. O yüzden limit hep o. Onu adamın 20 yaşında Cenab-ı Hak gerçekleştirir. Ondan sonraki dönemde kişi eğer haktan uzaklaşır ise yani bu imkan kendisine tanındığı halde hakkı tercih etmiyor da başka yola gidiyorsa 25'inde kapanabilir her şey. 30'unda kapanabilir her şey. İlahi adalet tecelli etmiştir. Hak bütün çıplaklığıyla ona, onun nezdinde gerçek olduğu belirgin oluncaya dek gösterilmiştir. Şey buydu zaten. Biz Cenab-ı Hakk'a ahirette insanlar niye bana az ömür çok ömür demeyecekler. Diyen olursa belki niye bana hakikati işte göstermedin? Diyecek ki Cenab-ı Hak biz sana gösterdik. Göstermediğimiz kimse de yok zaten aramızda.
Hocam gösterdi de nedamet duydu sonra. Duyma durum olmaz mı? O nedamet duyma olayı kaybetti. Yani ölüm sonrası nedametin bir manası olmadığı gibi böylesi bir şeyden sonraki nedametin de bir manası yok. Kaldı ki bu böyle bir yerde o nedamet de yok. Çünkü daha henüz dünyada olduğu için böyle bir kişide öyle bir nedamet yok. Cenab-ı Hakk'ı biz şöyle düşünemiyoruz. O öyle bir sınıyor ki onun sınamasında fire yok. O bitirdiği zaman ya nedamet duyan olamaz mı? Olamaz. O sınadı ve bitti dediyse bunun işi, tamam puanı bunun bu dediyse o fire vermiyor. Ya bu öyle bir sınama mı? Mükemmel bir sınama olması lazım. Hiç mi bunun yani zaafı yok? Yok, o öyle sınıyor. O sınadı da bitirdiyse bırak dünyada kalan ömründe, o ekstra ömründe nedamet duymasını. Cenab-ı Hak diyor ki ahireti, cenneti, cehennemi ve mahşeri gördüğü halde dünyaya geri döndürsek وَلَوْ رُدُّ لَعَدُوا لِمَا نُهُوَ عَنِ yine oraya geri dönerdi. Bu karakter sabit artık. Bunu öyle sabit bir şekilde, fire vermeyecek şekilde sınıyor. Yani bir hoca düşünün ki çok güveniyorsunuz onun şeyine, öğrenciyi sınamasına. Diyelim ki bu Kur'an-ı Kerim hocası falanca yerde bir imam, onun hoca öğrencisi bahsediyorsunuz. O diyor ki iş yok diyor. Şimdi eğer o adama çok güveniyorsanız o kişinin doğru dürüst okumadığına hemen kanaat getirirsiniz. Ama hocanın güvenmiyorsanız, hoca doğru düzgün ölçemez. Yani nice iyi hoca, öğrencileri de ölçemiyordu falan. Ölçmesinden kuşku duyuyorsanız onun tarif ettiği kişiyle ilgili de tereddütleriniz olabilir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ölçmesinden bahsediyoruz. O diyor ki ben imkanı tanıyorum diyor adaletli bir biçimde. Zulmetmiyorum asla. Ve küfürde yarışanlar belli bir haddeye gelince sınavın bittiği bir andan sonra onlara numli dediği fazladan bir süre vermeyi yaşatıyorum diyor. Bunu da bazıları hayır zannediyor. Halbuki ben sadece iyice günahlarda taşkınlık göstersinler diye yapıyorum. Yoksa sınavları zaten bitmiş. Biz hemen kalkıp acaba o ömründe geri düşünemez mi veya daha Allah'ın bitti dediği kişi, düşünemez dediği kişinin asla düşüneceğine ihtimal verme. O fire vermez o kendi sınamasında. Dolayısıyla öyle katakulliye gelecek bir şekilde sınanmıyoruz. Yahu sonsuza, yani sonucu sonsuza dönüşecek bir sınavdan bahsediyoruz. Burada tesadüflerle, katakullilerle, yanlışlıklarla, kolay soru denk geldilerle veya A kitapçı denk geldi, akışı bana uygundu mu, böyle şey olur mu? Bu dünyadaki sınavlarda olur. Denk gelir, iyi sınanırsın. Denk gelir, iyi ölçemezler. Ölçme sorunu bizler için geçerli. Allah için ölçme sorunu yok. Ölçmede hata sorunu yok. Hata bizim için geçerli. O yüzden biz ona güvenmeliyiz. Bundan nasıl emin olabiliriz derseniz onun sanatına, gücüne, kudretine bakın. Yaratmasına, yarattığı şeylerdeki nizama, intizama, ahenge bakın. Kullarının bu kadar çeşitli ve dağınık oldukları halde hepsini ayrı ayrı yaşatıp, yaratıp hücrelerinden ta bütün sistemlerine kadar donatmasına bakın. Bu iyi sınıyordur. Mükemmel yaratıcı, büyük ilmin sahibi olan kudret. Biz gariban insanları sınamakta aciz olamaz asla. İnne rabbeke lebil mirsad. Hele hele. Bir de çok özenli. Hani İbn Kesir ne diyordu? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. Habbeden bahsediyor, yapraktan bahsediyor. Islak olan bir şeyin kuruya dönüşmesinden bahsediyor. Yerin altındaki bir karanlık şeyden bahsediyor. Bunları Allah'ın bilmemesi söz konusu değil. İbn Kesir tam o noktada diyor ki yahu cansızları bile, yani ki imtihan edilecek şeyler değil bunlar. Cansızların bu anlamsız hareketlerini bile böylesine biliyor ise biz bizatihi sınanmak için yaratılmış olanları nasıl özenle, dikkatle, rasat halinde takip ettiğine bak, düşün. Dolayısıyla onun insanlarda, insanı sınamada, sınamanın bizatihi öznesi olan bu insanlarda öyle tesadüflerle, yanlışlıklarla, erken süre, yanlış süre, böyle şeyler düşünmüyoruz. O ben sınadım, bitirdim işi, notunu verdim diyorsa, o adamın yaşı 25 de olsa biz emin olmalıyız, 50 de olsa biz emin olmalıyız. Güvenmeliyiz yani sınayıcının. O boyutta Yüce Allah tarafından tabii. Biliniyor. Bizi de zaten ilgilendirmiyor. Yani biz arka taraftaki teknik planı bilmek zorunda değiliz. Yani biz hepsini görmeliyiz. Bu şuna benzer. Yani adam büyük bir binada sınava giriyor, oturuyor, soruyor. Üst kattakilere kitapçıklar dağıtıldı mı?
Onların başında da sağlıklı bir hoca var mı? Süreleri doğru zamanda başlatıldı mı? İşte bu kitapçıklardaki A, B türleri iyice şey yapıldı mı? Karıştırıldı mı? Ne bileyim, ya senin önüne soru gelmiş. Sen sorularına bak yani. Sen bu arka, onlar onların sorumluluğunda olan şeyler. Yok, onlar düzgün yapılmadıysa ben de bu sınavda yokum. Böyle bir hakkınız var mı? Yani sınavı yapan güce, hele hele bu bizim yaratıcımız ise itimat etmiyor muyuz? Onlara biraz daha günah işlesinler diye süre veriyoruz. Yere geçirecek bir, ve o Cenab-ı Hak da kaldı ki bize arka plandan çok haber veriyor. İnsana verdiği saygıyla neler yaptığını, sünnetini, sınama evrelerini, nasıl sınadığını, bunları tafsilatıyla anlatıyor. Ama biz nasıl yaptığını da soruyoruz. Nasıl olabilir ki? Örneğin Cenab-ı Hak bütün hepsini ben rızık veriyorum diyor. Biz hemen soruyoruz, nasıl veriyorsun? Dağdaki kuştan nasıl haberin oluyor? Aynı anda beni nasıl şey yap? Bunları nasıl yapabiliyorsun? Ya onları da bize bildirmek zorunda mı Cenab-ı Hak? Diyor ki ben o denli muktedirim işte. Siz beni ihata edemezsiniz. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Yani ben, siz kendi varlığınızdaki ruhunuzu bile ben yarattım. Bu kadar. Arka nasıl bir şeydir? Nasıl yarattım? Yani bir tane de siz yaratmak isteseniz nasıl yapmanız gerekir? Söylemiyorum. Sen bu güzel yemeği yiyor musun? Yiyorsun. Beğendin mi? Beğendin. Senden beklediğimiz bu yemekten ötürü teşekkür ederim diyebilmek. Yok, ben teşekkür etmem. Ta ki yemeğin tarifini bana da öğreteceksin. Ben bu yemeği nasıl yap, ben de yapacağım. İşte o zaman belki bir teşekkür ederim. Böyle bir, bu resmen küfürdür, şımarıklıktır, Rabbe karşı saygısızlıktır. Yani Cenab-ı Hak bizden çok şey beklemiyor ki. Sadece dinin tümünü nasıl tarif ediyorlar? Şükür. Yani elhamdülillah, evet, beni yaratmış, ona teşekkür ediyorum. Kudreti, gücü, sanatını takdir ediyorum. Yapmış, gözümle görüyorum. Bütün hayranlığımla önünde eğiliyorum. Bu kadar diyen herkesi cennete alıyor. Daha fazla bir şey istediği yok. Bizden nasıl yaptığımızı, nasıl yaptığını, arka planını kurcalamamızı, araştırmamızı, bunları çözmemizi, bunları çözmediğimiz takdirde cehennem, böyle bir yükümlülük yüklememiş ki. İman etmemizi istiyor. Bizi rızıklandıran ne olduğunu, bize şifa veren ne olduğunu. Tamam, üzerinde tefekkür edebiliriz, anlayabildiklerimizi, ama bu şımarık ve isyankar bir eda ile değil, öğrenmek isteyen, takdir etmek isteyen bir eda ile. Eğer eda böyle olursa, biz en büyüğünü İbrahim'de görüyoruz. Erini keyfe tuhil mevte diyor. Ama bu öteki eda ile değil, bu hayranlık edasıyla bildiği, gördüğü, ama onu yaşamak istiyor. Yoksa nasıl cennette yarattığını zaten görüyor. Cenab-ı Hak da onun bu yaklaşımını Kur'an'da tespit etmiş sorusuyla. Bize de gösteriyor bunu, İbrahim'in bu yaptığına biz bir şey demedik diye. Onlara biraz daha günah işlesinler diye süre veriyoruz. Yere geçirecek bir azap var onlar için. Hoca muhin için yere geçirecek ifadesini kullanmış. Yani aşağılayan, alçaltan, küçük düşüren. Ateş hocanın mealinde inkar edenler sanmasınlar ki kendilerine süre vermemiz kendileri için hayırlıdır. Biz onlara süre veriyoruz ki günahlarını artırsınlar. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Bu resmen kopya. Yani baktın ki Allah imkanı bol bol göndermeye başladı. Cenab-ı Hak diyor ki kendine hakim ol ve acaba ben Cenab-ı Hakk'ın artık gözden çıkardıkları, bugüne kadar savaştım, şey ettim, hemen geri dön uçurumun kıyısından. Yani bunu düşünebilecekse zaten, o düşünebildiği bir evre var ise, o ilahi adaletin ona yaşattığı şeyler, bunu bilemeyiz. Biz sadece kendimiz açısından bunları düşünüyoruz. Bunu algılayabilmek, bunu fark edebilmek bile bizim henüz bu tarafında olduğumuzu gösteriyor. Çünkü sanıyorum o tür tipler bunları okuduklarında daha besmelesinde, ya yine eski şeyler ya, bunlar hala oradalar. Ya biz o bir zamanlar biz onları ne derin okuyorduk. Biz hepsini oraların geçtik. Onlar öyle bir uzaklaşmışlar ki daha, yani besmele ile birlikte çok yabancı, soğuk, basit. وَاِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ. Yani onların yüzüne Kur'an okursan şeklinde bir ayet vardı. Mesela وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَاَلَّوَ عَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Veya وَاِذَا قَرَأْتَ وَاِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ يَسْتَهْزِئُونَ.
Öyle bir ayet de vardı. Hatırlamadım ama onlara yani Kur'an okunduğu zaman onlara yavan geliyor. Onlara gayet alakasız böyle seni öyle bir aşağılıyor ki çok basit buluyor. Bu onun artık idrakten yoksunlaşmaya başladığını, artık kavrayamıyor. Gerçeği algılayamama şeyine geçmiş, tarafına geçmiş. Suat Hoca'nın mealine bakalım. O kafirler kendilerine mühlet vermemizin kendileri hakkında bir hayır. Dikkat ederseniz biz aynı bağlamın içerisindeyiz. Yukarıda Cenab-ı Hak bize onları tarif etti. Onlar taşkınlık yapıyorlar, sakın seni üzmesin. Biz ahiretten yara şansları kalmasın diye böyle yapıyoruz. O ayet ile bu ayet arasında hiçbir fark yok. O ayette de ki tarif ettiklerini de Cenab-ı Hak az doruklarını yaşatıyor. Bize de diyor ki sakın rahatsız olmayın, onları iyice pervasızlaştırıyorum diyor. Burada da bize sakın ha onlar öyle sanmasın diye bizim üzerimizden onlara söylüyor. Bu hala işte son evrede bulunanlar. Diyelim henüz öteki tarafa, yani Cenab-ı Hak'ın işini bitirdiklerine, pişirdiği noktaya geçmemiş olanlar açısından bir ifadesi, değeri var. Sanmamaları ve dönmeleri açısından. Bir de bizim açımızdan yani öyle bir durum var. İmtihanın boyutunu öğrenmiş oluyoruz. Öyle bir nokta var. Kalbine her zaman güvenme. Kalbin bugünkü tarttığı gibi her zaman tartmayabilir. Bugünkü gibi sana hakka ilettiği ve hakkı sana yansıttığı gibi her zaman yansıtmayabilir. Gözüne de aynı şekilde güvenme. Bugün bunu değerlendirdin. Yarın o gözden ve o kalpten yoksun olabilirsin. Bunlar seninle kalıcı sanma. Aynı hemen hemen. وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الْكَذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ Çünkü biz bunu bizatihi veren biziz. O kafirler kendilerine mühlet vermemizin kendileri hakkında hayır olduğunu sanmasınlar. Onlara mühlet vermemiz günahların artması içindir. Günahların artması için değil, günahlarını artırmaları içindir. Yani oradaki o iradeyi kaybetmeyelim. Onlar çünkü bu yönde mutlak bir iradeleri var. Savaşıyorlar. Cenab-ı Hak ile savaşıyorlar. Küfürde yarışıyorlar. Yukarıdaki tarifleri unutmayalım. Adam küfürde hızlı çevik davranıyor. Çok çabuk davranıyor. Atılgan ise buna Allah imkan verdikçe ne yapıyordur? O kullanıyordur. Verdikçe kullanıyor. Çünkü potansiyel olarak zaten böyle bir şey var. Yapmak istiyor. İmkanı olamadıklarını yapamıyor ama diyor ki ben şu makama da gelsem şöyle düşmanlık ederdim Allah'a veya şu parayı da elde etsem ben dine şöyle düşmanlık ederdim. Cenab-ı Hak o hayal edip de normalde eline geçse yapacağı şeyleri belki vaktiyle vermediyse şu an vermeye başlıyor. Yerine getirsin yapsın diye. Çünkü iyiliklerden yana, güzelliklerden yana hayal ettiklerine karşılık Cenab-ı Hak verse kimse bir şey diyemez. Adam hayal etmiş şehit olmayı. Ama Cenab-ı Hak şehit olma imkanını vermediği halde ona şehitlik rütbesini, makamını verse kimse bir şey diyemez. Ama kafirlerde bu böyle değil. Hayal etmiş Cenab-ı Hakk'a şöyle düşmanlık eder. Ama eğer imkan eline geçmediysin Cenab-ı Hak sırf niyetinden ötürü ona şey verse ne olur? Diyecek ki ya Rabbi tamam hatta hayal ettik ama yapamadık ki diyecek. Elinde delil kalır. Dolayısıyla müminlerden ayrı bir yanları var sınav açısından. Bu alan onların daha çok tüketecekleri bir alan dünyada. Yani biz de belki niyet ile yetinilebilir. Çünkü vereceği şey lütuftur zaten Cenab-ı Hakk'ın. Kimse itiraz edemez. Ama ötekininkinin niyetiyle Cenab-ı Hak bıraksa onu, niyetiyle bıraksa, ahirette belki kalkar der ki, ya Rabbi tamam, doğru ben elime geçse yapardım. Buna bir şey demiyorum ama geçmedi elime de yapmadım. Yapmadığım bir şeyden ötürü niye bana ceza? Hukuken böyle bir boşluk doğabilir. O yüzden onlar ne niyet ediyor, murad ediyor, o yapabilecekleri hınçları ne varsa olabildiğince kabarmaları ve taşkınlık sergilemeleri için Cenab-ı Hak onlara belki imkan sağlıyor. Lehedeynekum. Ama orada bir itirazlar var. Allah bize hidayet etseydi, biz size hidayet etmedi. Ama o başka bir açıdan, bu açıdan değil. O yani Allah bize hidayet etmedi, bizi zaten gözden çıkardı şeklindeki bir itiraz. Onu Cenab-ı Hak ta baştan diyor ki en tekule nefsun, hani ta Adem'in zürriyetini aldığı gün diyor ya اَوْ تَقُولَ نَفْسٌ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُمْ مِنَ الْمُتَّقِينَ Sakın ha hiçbiriniz böyle demesin çünkü ben hepinize hidayet ediyorum bak. Hepinizin fıtratına bunu daha baştan yerleştiriyor ve bunu ve bu bunun üzerine sizi yaratıyorum. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Yegane yaratıcınız olduğunu.
Bu hakikat üzere yani ben size zaten hidayet ediyorum. Yani potansiyel suçlu yaratmıyorum. Yani potansiyel olarak hidayeti bilen biri olarak yaratıyorum. Hidayeti gören biri. Üstüne hidayeti gönderiyorum. اَفَرَائِتُمْ اِنْ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّهِ Beyine üzere zaten. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ Üstüne de bir de şahit gönderiyorum. Tanık, uyaran, ikaz eden. Dolayısıyla böyle bir söyleme mahal kalmaması için zaten Cenab-ı Hak baştan kula bunu doğrudan veriyorum. Kendisi keşfetsin diye değil. Doğrudan bu malumatı, bu bilgiyi onun fıtratına yerleştiriyorum. Kendisi gözünü açtığında dünyaya büyüğü, kütüğü, küçüğü herkes yegane yaratıcıdan, o ilahtan zaten haberdar olarak. Ayette innellezine işteravul kufra bil imani diye Cenab-ı Hak boşuna mı söylüyor? İmanı para gibi kullanıp atıp karşılığında küfrü satın aldılar. Ellerinde iman yoksa, iman hakikati ellerine kavuşmamışsa nasıl o imanı vazgeçiyorlar da ondan küfrü satın alıyorlar? Onu da Cenab-ı Hak kendisi garanti ettiğini söylüyor. Yani biz senurihim ayetine, ayetlerimizi biz onlara göstereceğiz. Bir başka ayette senurikum ayetine fesetarifuneha. Biz size ayetlerimizi göstereceğiz. Siz de onları tanıyacaksınız. İşte o tanıyabilme bizde olan tarafı Allah'ın da ayetleri göstermesi. İkisi karşı karşıya geldi mi mutlak bir hakikat beliriveriyor insan önünde. Dolayısıyla insan bu manada yani Allah bize hidayet etseydi biz de size hidayet ederdik. Bu onların ağzından Cenab-ı Hak hem bize söylüyor, haber veriyor hem de boş bir söz olduğunu, manasız olduğunu. Neden? Evet Allah onlara hidayet etmedi. Bu doğru. Çünkü onlar hidayete karşı geldiler. Hidayete Cenab-ı Hakk'ın sevk ettiği o yolları, Allah'ın onlara hidayete götüren istikametleri kullanmadılar. Hidayet için açılan yolda yürümediler. Doğruya değil yanlışa yöneldiler. Cenab-ı Hak da yanlışa yöneleni, yanlışı, dalaleti, doğruya ve hakikate yöneleni de hakikate iletiyordu. Bu onun sünnetinde olan bir şey. Günahlarının artması içindir. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır. Yusuf Ali mealinde dikkat ederseniz ne kadar çok insanın aklını kurcalıyor. Acaba mevcut sınav adil mi diye. Bu sınavın içerisindeki işte yöntemler, ondan sonra kula sağlanan imkanlar. Şeytan insanlara hep burada dağınık bir sınav yönetimi var. Bazıları açısından bu sınav son derece talihsiz. Bazıları açısından bahtlı. Eğer denildiği gibi ise yani Allah böyle müminleri cennete, cehenneme koyuyorsa. Ha eğer adam burada ayağını kaydırabilirse sonra diyor ki zaten böyle bir şey yok. Olsa adil olurdu. Hani filozoflardan biri diyormuş ki ya Allah yok olsaydı ne de iyi olurdu. Kötülük olmazdı, adalet olurdu. Her şeyin yerli yerince olurdu. Bu dağınıklık, bu düzensizlik, bu kötülüğün varlığı, onun aslında olmadığının alameti diye bir düşünce sistemi geliştirmiş ya. İnsan şeytan tarafından adalet noktasında ve bu sınavın gerçekten iyi yürütülüp yürütülmediği noktasında ilahi iradeyi sorgular bir biçimde son derece büyük vesveselere maruz kalıyor. Bu noktada şeytan neyi gözünden kaçırıyor onun? Kendi önüne getirilen şeyi, yani insan ona demeli ki ya bu dediklerin, sen hep bu söylediklerin bir yana, ben kendi çapımda söyleyeyim. Yani ben başkalarını düşünüp kendimi onların yerine koyup beni zorluyorsun ama ben kendi açımdan, ben bana Allah hakikati göstermiş. Bunu inkar edebilir misin? Desin şeytana. Ben görüyorum şu anda hakikati. En azından ben gördüğüm hakikati itiraf edeyim de ben başkalarından sorumlu değilim. Ben yani o noktadan dolayı kalkıp gördüğüm hakikati de inkar etmemi bekliyorsun benden? Beni yaratmış. İbrahim ne diyor? اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Beni yaratan kimse bana yol gösterecektir kardeşim yani. Bu kadar emin bundan. Bu kesin, bu beni yarat, ben basit bir şey değilim. Beni bir yaratan biri de olduğu kesin. Ben kendim yaratmadım. O beni yaratan kimse bana bir yol gösterecek yani. Amaçsız yaratmamış. Ne yapacaksa bana önümü gösterecek, bir şey diyecek bana. Ona bu manada akli olarak güvenmek zorundayım. Yani beni ne diye yarattı? Yarattıysa bir şey yapacak. Bir gün karşısına alacak, diyecek ki bana saygı duy ya, bir şey diyecek. Bana yol gösterecek. Bundan emin. Bir şekilde kesin o bana yolumu gösterecek. Bu muazzam bir çıkış noktasıdır. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Beni yaratan kimse bana yol gösteren de odur. Dolayısıyla sağa sola göğe şuna buna bakıp göklerin ve yerin yaratıcısına
döndüğü, gittiği o süreçte İbrahim zaten temelde beni yaratan bana yolu gösterecek diyor. Müşteri. Araştırmasına devam ediyor. Ha, kul bence birey bu manada son derece kesin kanıtlara sahip. Ben, beni yaratan elbette bana bir şekilde yol gösterecek. Ben önüme gelen hakikati, gördüğüm bir gerçekliği itiraf etmekle yükümlüyüm. Ha, başkasına gösteriliyor, gösterilmiyor, gösterilenler ne olur, kimileri şöyle oluyor, ömrü uzar mı? Kendimi sınavı yöneten kişi rolüne soyunmamalıyım. Ben benimkini yapayım. Çünkü beni yaratan o yani kudret, o kesin olan kudret bir şekilde bana sadece benim önüme koyduğunu soracak. Yemeği yedin mi yedin, güzel miydi? Güzeldi, bu kadar. Başkalarına verildi mi verilmedi mi bilmem ne, bundan sorumlu değil mi ki? Satmış olduğunu satması sana zarar veremez. Sen kendi düzeltmene bak. Ha, sen kendi istikametine bak. Sen kendi doğrularını kovala. Sen doğru bir çizgi üzere yürü. Ya başkasında bu var mı yok mu, kör olan nasıl olacak, aklı zayıf olan bu, sen bir yolun, onlardaki karmaşa üzerinden şeytan seni bu işi tümüyle bıraka getiriyor. Bu doğru mu? Değil. Çünkü orada bir muamma var. Çok emin değilsin. Belki de bir çözümü var. Belki de ilahi kudretin onun son derece açıklayıcı bir şeyi var. Herkesi nasıl sınadığını falan bir sen şimdi oraya kavrayamadın diye ora yanlışmış sonucuna gidiyorsun ki bundan asla emin olamazsın. O emin olmadığın bir şey ile emin olduğun bir şeyi karalamaya kalkıyorsun. Emin olduğun ne? Senin yaratılmış olduğun gerçeği. Emin olduğun ne? Bu seni yaratan güce karşı saygı duyman gerektiği. Ker kim ise en azından sana olan lütuflarından ötürü teşekkür ediyorum. Kalkıp yalan yanlış bir şekilde ben kendimi yarattım ya biz burada başıboş kendi başına yaratılmış varlıklarız diye. Çünkü insanoğlunun bula bula bulduğu yol ne? Tezadüfe meydana gelme. Bu mu insanı tatmin ediyor? Bu mu çözüyor o deminki o sorunların hepsini? Bu mu gerçeklik? Ya biz bugün diyelim tesadüf, yarın çözeriz diyor. Bugün buradan bir tutalım, ilmi süreç diyor bu. Böyle diyelim işte şöyle gelişti, böyle evrimleşti, böyle oldu. Yarın biraz daha çözülür o. Ya sen farkında değilsin. Kesin bir hakikati bıraktın. Ne oldu belli olmayan bir ihtimale kendini, ki öyle bir ihtimal de yok, kendini ona yaptın. Sen yanlış yolu seçtin. İbrahim'in yolu kayyım olan yol, dosdoğru olan yol. Beni yaratan kimse ona saygı duyuyorum diyor. O bana yolumu gösterecek. Ben öyle tesadüflerle ortaya çıkacak bir şey değilim. Ben hastalandığımda o bana şifa veriyor. اَلَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ Beni yediren, içiren odur. Başkası olamaz. Kesin böyledir. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Hastalandığımda beni tekrar iyileştiren de odur. Başkası olamaz. Budur dost doğru istikamet. Asla insanın inkar edemeyeceği bir şey. Yusuf Ali mealinde diyor ki let not the unbelievers, inanmayanlar think, sanmasınlar that our respite to them, onlara o süre tanışımız is good for themselves. Onlar için bir iyilik sanmasınlar. We grant them respite that they may grow in their iniquity. Biz onlara imkan ediyoruz, lütfediyoruz. Böylelikle onlar o nankörlükleri içerisinde iyice kabarsınlar. But they will have a shameful punishment. Ancak onlar için utanç verici bir azap vardır. Muhin için Yusuf Ali utanç verici yorumunda bulunmuş. Fikten mealine bakalım. And let not those who disbelieve, inanmayanlar, disbelieve, yukarıda unbelievers dedi, burada disbelieve, inançsızlar, imagine, şöyle sanmasınlar, that the rain we give them, onlara verdiğimiz bu imkan, bodeth good unto their souls, onların ruhları, onların kendileri üzerine bir hayırdır, bir iyiliktir sanmasınlar. We only give them rain that they may grow in sinfulness. Biz onlara bu imkanı veriyoruz ki, bu süreyi veriyoruz ki onlar günah içerisinde iyice gelişsinler. Gelişsinler diye veriyoruz. And theirs, ve onlarındır, will be a shameful doom. Onlar için utanç verici bir helak, bir azap söz konusudur diyor Pikten mealinde. Şakir aynı ayetle ilgili mealinde and let not those who disbelieve, inançsızlar
thing sanmasınlar ki that our granting them respite is better for their souls. Onların kendilerine ihsan ettiğimiz bu lütuflar kendi nefisleri için bir hayırdır. We grant them respite only that they may add to their sins. Biz onlara lütuf ve imkan nasip ediyoruz ki böylelikle onlar sadece günahlarına günah ilave etsinler. And they shall have a disgraceful chastisement. Ve onlar için bir aşağılatıcı ceza söz konusudur demiş Şakir mealinde. Son olarak Muhsin Khan'ın da mealine bakalım diyordum. Vakit doldu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.